Merhaba sevgili öğrenciler, ben Gözde Öğretmen Gündoğdu Koleji'nden. Bugün Fen Bilimleri 3. sınıf Canlar Dünyası'na yolculukta çevre konusunu işlemiştik. Onunla ilgili beraber soru çözelim. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? A. Ev, B. Nehir, C. Dağ. Şimdi yapay çevrede insan eli değiyordu, değil mi? Nehir ve dağda böyle bir şey söz konusu mu? Hayır. Ama ev, değil mi? İnsanların yaptığı, insanların inşa ettiği barınma yeri olduğu için birinci sorumuz A seçeneği olacak. Evet, ikinci sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz? A. Çevre sadece insanlara ait bir alandır. B. Çevremizde çeşit çeşit canlılar yaşamaktadır. C. Bitkiler çevrenin birer parçasıdır. Hangisi çevreye ait olamaz diyor. A seçeneği sence çevre sadece insanlara ait bir alan mı, yoksa canlı ve cansız birçok maddenin beraber de etkileşim içerisinde bulunduğu bir alan mı? Tabii ki A seçeneği yanlış cevap olacak. Evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insanların sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir demiş. Bakalım. Ormanlık alanda piknik yapıp yerdeki çöpleri toplamamak, koyun ve ineklerin sokakları kirletmesi, yerlere gelişi güzel çöp atmak. Şimdi hepsi yanlış gibi gelebilir ama sana soru ne diyor? İnsana ait, insanın sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir diyor. B seçeneğinde hayvanların kirlettiğini görüyoruz. Koyun ve ineklerin sokakları kirletmesi insanların sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir. Yani B seçeneğimiz. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Uzak çevre, yazlık ev. B. Yakın çevre, evimiz. C. Uzak çevre, yaşadığımız sokak. Şimdi yakın çevre kendimize yakın bulduğumuz yerler, uzak çevrede bulunduğumuz yerden daha uzakta bulunan çevre konusunda geliyor. Şimdi uzak çevrede evet yazlık ev olabilir, yakın çevre evimiz olabilir. Ama uzak çevre yaşadığımız sokak değil, yakın çevre yaşadığımız sokak konusuna geliyor. O yüzden C seçeneği olacak. Evet, beşinci sorumuz. İnsanlar farkında olup veya olmadan çevreye zarar verebilirler. Bu durum insanların ve çevresindeki diğer canlıların da zarar görmesine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir duruma örnek olabilir demiş. Şimdi ne diyor soru bize? Farkında olup olmadan çevreye zarar verdiğini bahsetmiş. Diğer canlıların zarar görmesine sebep olur demiş. Bakalım, sahilde kumlardan ev yapmak, ormanda piknik yapmak, evde masada kahvaltı yapmak. Şimdi baktık, insanlara ve çevresindeki diğer canlılara zarar görmemize sebep olması gerekiyor. Şimdi sahilde kumlardan ev yapmak, ormanda piknik yapmak, evde masada kahvaltı yapmak. Böyle bir durumda sence hangisi olabilir? Bir düşünelim bakalım. Bir kere farkında olup veya olmadan çevreye zarar vermesi gerekiyor. İster istemez insanların ve çevresindeki canlılar bundan etkilenmesi lazım. Bir düşünelim, sahilde kumlardan ev yapmak. Sahilde kumlardan ev yaptığında orada herhangi bir şey var mı? Ya da kumda yaşayan canlılar var mı, bir düşünelim. Ormanda piknik yapmak, evde masada kahvaltı yapmak. Şimdi en kesin oldan evde masada kahvaltı yapmak böyle bir duruma sebep olmaz. Sahilde kumlardan ev yapmak ve ormanda piknik yapmak konusuna geldiğinde, şimdi ormanda piknik yaptığında oradaki canlıları rahatsız edebilir misin, eğer piknik olarak ayrılmış yerlerde değilse? Evet, rahatsız edebilirsin. Sahilde kumlardan ev yaptığında kumda değil de, hani eğer oradaki yaşayan işte böceklere zarar vermiyorsan, kumdan bir ev yapmış oluyorsun sonuçta. Ama en kesin olarak yanlış cevap ormanda piknik yapmak B seçeneği olacak. İki şık arasında kaldığında
en kesin cevabı bulmaya çalış. Evet, altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir? Gökdelenler, mağaralar ve ağaç kabukları. Eskiden insanlar tabii ki inşaat yapamıyorlardı, değil mi? Bulunan yerleşim yerlerinden işte doğal yerleşim yerlerinden mağara ya da ağaç kabuklarına sığınabiliyorlardı. Ama gökdelenler bunlara ait barınma yerlerinden birisi değildir. Evet, yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevremize örnektir? Doğal çevre neydi? İnsan elinin değmediği yerlerdi. Göller, barajlar, parklar. Baraj ve parkları insanlar yaptığı için doğal çevremize örnek olan A seçeneği olacak. Evet, sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? İnsanlar barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir. Kedi köpek gibi hayvanların barınma yerleri insanlar tarafından geliştirilmiştir. Bütün bitkiler barındıkları yerleri sürekli ne yapmışlar? Geliştirmişlerdir demiş. Şimdi yanlış bir bilgi bakalım. İnsanlar barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir. Evet, eskiden mağarada yaşıyorken daha sonra evler inşa etmişler. Doğru. Kedi köpek gibi hayvanların barınma yerleri insanlar tarafından geliştirilmiştir. Bütün bitkiler barındıkları yerleri sürekli geliştirmişlerdir. Şimdi dışarıda yaşayan kedi köpeklere de, değil mi, hayvanları, barınak yerleri insanlar tarafından daha sağlam haline gelebiliyor. Örneğin kutu yaptığında eskiden o su geçirebilirken insanlar ne yapıyorlar? Daha sağlam, su geçirmeyen barınaklar geliştirebiliyorlar. Barınma yerlerini gelişmiş bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu da olabilir ama bütün bitkiler barındıkları yerleri sürekli geliştirmişler midir? Hayır, geliştirmemişlerdir. Evet, aşağıdakilerden hangisi yapay bir çevredir? Gökyüzündeki bulutlar, Sultanahmet Camii, Pamukkale travertenleri. Yapay çevre insan eli tarafından geliştirilecekti. Sultanahmet Camii insanlar yaptığı için B seçeneği olacak. Evet, 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi çevre ile ilgili verilmiş doğru bir bilgidir? Doğal çevrenin temizliği sadece hayvanların ve bitkilerin sorumluluğundadır. Doğal çevreler yapay çevrelere göre daha kirlidir. C seçeneği. Sera ve baraj gibi yapay çevrelerde canlı türleri sınırlıyken denizler ve ormanlardaki canlı türleri daha fazladır. Bakalım, doğal çevre sadece hayvanlar ve bitkilerin sorumluluğunda mı? O doğal çevre insanlar da kullanabilir, o yüzden insanların da sorumluluğunda. Doğal çevreler yapay çevrelere göre daha kirlidir. Aslında insan eli çok değmediği için daha temiz olabiliyor. Ama C seçeneği doğru bir cevaptır. Sera ve baraj gibi yapay çevrelerde canlı türleri sınırlıyken denizler ve ormanlardaki canlı türleri daha fazladır. Evet, 11. sorumuz. Okyanuslar, dereler, mağazalar kaç tanesi doğal çevreye örnektir? Doğal çevre, okyanuslar ve dereler, mağazalar buna ait değil. İki tane olacak. Evet, 12. sorumuz. Doğal çevre ile ilgili olarak 1. Canlı ve cansız varlıkların insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı alanlardır. 2. Havası ve suyu temizdir. Hangisi doğrudur demiş. Bakalım, doğal çevrede insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı alanlardır olabilir mi? Bakalım. Havası ve suyu temizdir. Evet, doğal çevrenin ormanları ele alırsak havası ve suyu temizdir. Canlı ve cansız varlıkların insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı alanlardır. Evet, hani kendiliğinden olduğu için insan eli, eğer insanlar bulundukları alanı kirletmediği sürece doğal çevre bir kirletilmez. Bakalım, tekrardan bir emin olalım. Bakalım olabilir mi, olmayabilir mi? Şimdi tekrar bir okuduğumuzda canlı ve cansız varlıkların insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı alanlardır.
Havası ve suyu temizdir. İki kesin cevap. Bir de kaldı. İki de olacak. Bakalım iki şık arasında. Şimdi insanlar evet doğal çevreye geliyorlar. Eğer kirletirse zarara uğratılabilir. Canlı ve cansız varlıklar insanlar tarafından fazla zarara mı uğratılır yoksa daha az mı? Tabii ki insanlar doğal çevreyi kendi başlarına bırakamayabiliyorlar ama eğer koruyarak yapıldığı zaman doğru bir ifade olabilir. O yüzden C seçeneği diyoruz. Evet, 13. sorumuz yapay çevre ile ilgili olarak insanlar tarafından oluşturulur. Evet, insan ve ağaçlara sık rastlanır. İnsan ve araçlara sık rastlanır. Evet, dere ve göller örnektir. Hayır, hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir demiş? Yapay çevrede insan eliyle yapılacaktı. Barajlar insan eliyle yapıldığı için C seçeneği olacak. Evet, 15. sorumuz. Hangi seçenekteki ifadede doğal çevreden söz edilmiştir? Sabah ormanda yürüyüşe çıktım. Kardeşimi oyun parkına götürdüm. Annemle birlikte alışveriş merkezine, bugün alışveriş merkezine gittim. Buradaki mekan yerleri oyun parkı ve orman, hangisi doğal çevreye giriyor? A seçeneği geliyor. Evet, doğru ve yanlış ifadelerimiz var. Doğru ve yanlış da çevre kirliliğinin en büyük nedeni insanlardır demiş. Evet, doğru. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar havanın kirlenmesine neden olmaz. Havanın kirlenmesine neden olur, o yüzden yanlış. Hatta şöyle belirgin olsun diye siyah kalemimle yapabilirim. Çevrenin korunması her bireyin sorumluluğundadır. Evet. Meyve atıkları toprakta kalıcı kirliliğe neden olur. Hayır. Okuldaki kirliliği önlemek için panolara bilgilendirici yazılar asılabilir. Evet. Milli parkları korumak sadece devletin görevidir. Hayır, herkesin görevidir. Denizlerin kirletilmesi canlılara zarar verir. Evet. Doğru. Köprülerimiz ve parklarımız doğal anıtlara örnek verilebilir. Hayır, verilemez. İnsan eliyle yapıldığı için. Motorlu taşıtların egzozundan çıkan gazlar çevreyi kirletmez. Çevreyi kirletir. Ye olacak. Evet, aşağıdaki soruların cevaplarını yazalım. Çevre kirliliğe neden olan etmenler nelerdir? İnsanların da mı yaşadığı yeri temiz tutmaması bu etmenler arasına girebilir. Sizler de kişisel olarak kendinize göre cevap verebilirsiniz. Ama ben şunu söyleyeceğim. İnsanların kurallara uymadan yerleri kirletmesi buna neden olan etmenlerdendir. Yaşadığımız çevrenin temiz tutulması için neler yapabiliriz? Çöplerimizi çöp kutusuna atabiliriz. Geri dönüşümü olan maddeleri ayırarak atarsak ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Yani hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de temiz tutmak için, değil mi? Çöp kutusuna atıp geri dönüşüm olan maddeleri ayırarak atabiliriz. Örneğin cam ya da ambalaj kağıtları gibi.
Doğal anıtlarımızı ve milli parklarımızı korumak için neler yapmalıyız? Doğal anıtlarımızı ve milli parklarımızı korumak için insanları bilinçlendirmeliyiz. Yani bizim için önemini anlatırsak onları koruyabiliriz. Evet, aşağıdaki görselleri verilen çevrelerin temizliği için neler yapabileceğimizi boş bırakılan yerlere yazalım demiş. Burada görüyoruz fabrikada ne yapmamız gerekiyor, oradaki bacalara filtre takabiliriz değil mi? Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Evet, ikinci de bir çöp kutusu var. Hep dışarıya çöpler atılmış, değil mi? Dışarıda tüketilen yiyecek ve ambalajları çöp kutusuna atmalıyız. Evet, doğaya karışmayacak hiçbir madde de, değil mi, doğaya atılmamalıdır. Örneğin cam, plastik, metal gibi. Evet, ne yapabiliriz? Evlerde biriken çöpleri sokak başlarına değil, çöp tenekelerine atmalıyız. Evet, sonra dördüncü resmimiz ne diyor? Fotoğrafımız deniz, ırmak gibi doğal su kaynaklarına çöp atılmamalıdır. Evet. Evet, eski konularımızda da tekrar etmiş olalım diye şöyle bir genel tekrar yapalım. Çünkü bu videomuzda canlılar dünyasında yolculuğu bitireceğiz. Şimdi insan görüyoruz, hareket eder, değil mi? Boşaltım yapar, büyür, gelişir, besinini kendi yapar diyor, solunum yapar, hazır besinlerle beslenir, büyür, gelişir, hareket eder, istediği yere gider. Hangisi var? Hareket eder, büyür, gelişir, değil mi? Uzayabilir, istediği yere gider mi? Hayır, besinini kendi yapar, güneşe yönelerek hareket eder, çevreden gelen etkilere tepki verir, hareket etmez, boşaltım yapar mı? Hayır, büyümez. Besinini kendi mi yapar? Hayır. Solunum yapmaz, tepki vermez. Evet, son sayfamız. Canlılar büyümek, gelişmek, çoğalmak ve hareket etmek için buradaki uygun olan kelimelerle tamamlayacağız. Ne yapmak zorundadır? Beslenmek zorundadır. İkinci sorumuz, tohumlar yardımıyla çoğalır. Nedir? Bitkiler. 3. Doğal çevreyi örnektir. Akarsular. 4. Park, bahçe, bina nasıl çevreye örnektir? Yapay çevreye örnektir. 5. Kendi besinlerini kendileri yapamaz demiş. Hayvanlar. Her canlının 6 yaşam döngüsü vardır. Evet, 7. Zehirli atıklar, değil mi, sudaki canlılara zarar verir.
denizlere ve göllere bırakılan zehirli atıklar sudaki canlılara zarar verir. 8. Saksı, bazo ve su cansız varlıklardır. 9. Geri dönüşüm olan atıklar ayrı toplanarak çevre temizliğine katkı sağlayabilir. 10. Orman, deniz ve dağ doğal çevreye örnek verilebilir. 11. Atık kağıtlar, metaller, camlar, plastikler geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilir. 12. Ağrı Dağı ve ne demiş? Ne doğal çevreye örnektir? Tuz Gölü. Evet. Devlet tarafından koruma altına alınan bölgelere milli park denir. Peri bacaları bir doğal anıt. Şöyle taşınabilir. Doğal anıt örneğidir. Evet sevgili öğrenciler, bu konumuzu bitirmiş olduk hep beraber. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.